Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün A101'e 5 gün sonra 25 Haziran Perşembe günü gelecek Motolux S5500 modelini inceleyeceğiz yanlışım yoksa. Arkadaşlar şimdi internet sitesinden ben baktım buna. 3. sırada gösteriyor. Şimdi size de göstereceğim. Şimdi buradaki bir özelliklerini gösterelim posteldeki. Ön arka frenler kampana Arkadaşlar bu kampana frenler biraz sıkıntı yani. 7 ay sonra değiştirmeniz gerekiyor böyle 7 ay bir yıl. Boş ağırlığı 50 kilo diyor. Bu normal motorlara göre biraz ağır olmuş yani. VSC tipi var böyle bir VSC'nin biraz üstü ama VSC bildiğim kadarıyla 35 kilo. bunu 50 kilo yazmışlar. Onun dışında bakalım özelliklerine. LED far, LED arka stop, pa pedal destek diyor. Arkadaşlar bu pedal destek hiçbir işe yaramıyor. Büyük ihtimal bu alırsanız motoru şimdiden söyleyeyim. Pedalı taktırmayın arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Bir de boşu boşuna dönüyor böyle ayağınıza çarpıyor. Tüm yani ben arkadaşlarımda da gördüm. Sokakta da gördüm. Yani hep böyle yani. O pedal taktınız mı durduk yere dönüyor. Bir de döndüğünde de gaz veriyor. Otomatik gaz veriyor. Yani takmayın siz kısacası. Çıkarılabilir kitli akü. Yani akünün kutusu var bak arkadaşlar şurada. Şöyle şurada akünün kutusu var şurada. Onunu kaldırıyorsunuz zaten normal kontaktaki anahtarla açıyorsunuz, aküyü evinize götürüyorsunuz. Ee, arkadaşlar aküyü de ben baktım internetten 12 volt 24 amper yazıyordu yanlışım yoksa yani 14 amperi kullanmamışlar. Yani VSC'den çok daha fazla menzili olacağını söyleyebilirim şimdiden. Onun dışında sepeti arkadaşlar çok güzel yapmışlar. VSC'nin e, VSM'de yoktu herhalde. VSC'de sepet vardı. Şuraya kadar geliyordu sepet ve fara değiyordu. Fara değince de ışığın zaten yarısı yok oluyordu. Bunu da güzel yapmışlar, küçük yapmışlar. iyi olmuş. Onun dışında otomatik arka ayak diyor. Bunu bilmiyorum. Park yan ayak. Zaten bu yan ayak. Yan ayak varsa şuralarda filan olması lazım. Yan ayak varsa güzel olur. Çünkü bazenleri bunu kullanmak istemiyorsunuz. Çok sıkıntı oluyor. Bir de 50 kilo bu. Ondan da ağır. Bir de arkadaşlar led göstergesi var, hız göstergesi. Bunu sevdim. Onun dışında dediğim gibi sepet de sevdim. Şimdi sitesine inceleyelim arkadaşlar. Şöyle sitesine geçelim. Sitesinde ilk başta ee... Rossi RS'nin e, reklamını yapmış. Sonra elektrikli bisikletini yapmış iki tane. Ve ardından hemen e, S5500 geliyor. Üçüncü olarak. Yedek parça sıkıntısı olup olmadığını... Pardon arkadaşlar. Kangoo 5500'müş. Ama ben nedense S5'müş, S5500 zannettim. Neyse. E, arkadaşlar sarı, kırmızı, yeşil renkleri var. Ama... Anladığım kadarıyla 101 kırmızı rengini getirecek. Çünkü renk seçeneği sunmamış. Yüklenmesini bekleyelim. Arkadaşlar bu pizza şeyini normalde yok. Yani burada öylesine koymuşlar. Şuradan özelliklerini de göstereyim. 249 watt motor. Şöyle 249 watt. Bu çok önemli arkadaşlar. Ehliyetiniz yoksa 250 watt ve altı 16 yaş üzerindeyseniz sürebiliyorsunuz. Ama 16 yaş altındaysanız süremiyorsunuz. 250 watt altı süremiyorsunuz. 250 watt üstü de süremiyorsunuz 16 yaş altındaysanız. Ama 16'nın üstündeyseniz ehliyetiniz yoksa 250 altı sürebiliyorsunuz. Ehliyetiniz yoksa almak istiyorsanız tek elektrikli motora özgü bir ehliyet almak istiyorsanız Arkadaşlar kanalımda var şimdi buradaki I butonu eklemeyi unutmazsam I butonuna tıklayarak M sınıfı ehliyete bakabilirsiniz arkadaşlar Onun dışında taşıma kapasitesi 150 kilo diyor Yani benim e, düşünceme göre bunun e, maksimum hızı burada 25 diyor Ama benim düşünceme göre hızı 25'e geçiyor arkadaşlar Çünkü burada iki vites yazmış Bir de taşıma kapasitesi 150 demişler Normalde 110-120 derler Maksimumumuz 25 derler Ondan sonra vites olmaz yani Vitessiz olur Yani burada bir aklıma düşünce geldi yani Bu e, ikinci viteste 40'a 45'e kadar da çıkabilir Çünkü aküleri de 24 amperlik aküler Bir de 5 tane akü var arkadaşlar 4 tane de değil Yani e, benim düşünceme göre e, Ön fren disk diyor burada Ama e, 101'e gelen ürün disk olmayacak herhalde. Baktığımızda kampanaydı. Tekrar bakalım. Arkadaşlar ben şimdi bir de buna bakıyorum da aynı model değil bunlar. Yani bu bu model e, Motolux'ta yok. Bunu en fazla benzeyen modeli e, Motolux'tan bakıyorum. Çünkü böyle bir model bulamadım. Sitesinde siz de bakarsanız böyle bir model yok yani en yakın benzeyen şu model var. Ben de onun için buna göre kıyaslıyorum çünkü başka model yok. Belki de 101'e gelen malzemesinden kısılmış bir şey de çıkabilir yani. Çünkü po postelde ilanda hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Yani aküsüdür, hızlıdır, menzilidir hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Şöyle bakın zaten hiçbir şey yazmıyor. Yani da kampana ıı, modeli gelecek. Onun dışında bakalım ee, Ön fren disk dedik Arka kampana dedik Lastikler e, 3 inç Şarj olma süresi 8-10 saat Yazıyor zaten normalde de böyle Arkadaşlar Eğer bu modelin e, Kısılmış iyiyse Aküsü filan 5 akülü 24 amperliyse Ön önü kampana olması çok da dert değil de Eğer hani Aküleri 5 tane ise Ve 24 amper ise bu model alınabilir arkadaşlar. Hem de çok uygun bir fiyat. Ama eğer kısılmış modeli gelirse bunun hiç almayın. Çünkü Motolux'un kendi sitesinde daha bu model yok yani. Araştırın bakın bu model yok yani. Bir parçasını kırdınız mı? Hani motoru olur, beyni olur. Onlar tamir ettirilir, onlar bulunur. Ama greneji olur böyle. Ne bileyim şu ön tarafa hasar alır. Ne bileyim şu yandaki demirleri hasar alır. Ya da plastik parçası, çamurluğu falan hasar alır. Bulamazsınız arkadaşlar. Yani baktım ben sitesinden. Sizle de bir tekrar bakalım. Bu model yok yani. Baktım böyle bir model yok. hani Siz de bakarsınız. Yani, neyse lafı çok uzatmaya gerek yok. Yani yedek parçası büyük ihtimal bulunmayacak. Ama garanti e, kapsamında en az 10 yıl yedek parçasında e, bulundurmak zorundalar. Nasıl yapacaklar hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, 2300 liraya alınabilecek bir elektrikli bisiklet, elektrikli motor diyebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.